Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla. Ajans Yalova'dan herkese merhaba. Yeni bir spor ajansıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli yorumcumuz Alper Erin ile birlikte geride bıraktığımız haftada potada temsilcilerimizin aldıkları sonuçları değerlendireceğiz. Alper hocam hoş geldin. Bir 15 gündür yoktun. Hoş bulduk. Efsane geri döndü diyebiliriz hadi herhalde. Hadi kısa keselim hadi. Evet, İnegöl Basketbol Süper Ligi'nde semt 77 Yalova Spor Tofaş deplasmanından 75-66'lık mağlubiyetle ayrıldı ve galibiyet hasretini 5 haftaya çıkardı. Ligde en son galibiyetini 30 Ocak'ta sahasındaki Yukatel Merkez Efendi Basketbol karşısında elde eden temsilcimiz sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada da maalesef parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de daha öncesinde zaten playoff'ları garantileyen HDI Sigorta Yalova VIP sahasında küme düşmesi daha öncesinden kesinleşen Samsun Basketbol İhtisası da 80-52'lik skor ile geçti. Ve bitime 4 hafta kala, düzeltiyorum 3 hafta kala ilk 6'daki yerinde garantilemiş oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde de temsilcimiz Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü deplasmanından 64-56 galip ayrıldı. Hocam, potada işler iyi gitmiyor herhalde. Vallahi. Son Tofaş mağlubiyeti, üst üste alınan 5 mağlubiyet. Son olarak da Yukatel Merkez Efendi Basket'in Galatasaray Nefi'yi mağlup etmesi herhalde bizim işimizi daha da zorlaştırdı ateş hattında. Zorlaştırıyor tabii ama şu an önümüzde normal fikstür gereği 6 maç var. Bir de ertelenen Galatasaray maçıyla 7 maç var. Bu 7 maçın içinde Darüşşafaka, Efes, Telekom, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Ali Ağapetkin maçı var. Yani bu maçlardan hangilerini alacağız acaba? Şu an fikstürde dezavantajlıyız zaten. Diğer düşme hattındaki ligin altındaki takımlar bize göre fikstür açısından daha avantajlılar. İnşallah bir kaza yaşamayız ve kötü bir film izlemeyiz diye düşünüyorum. Hocam hatta baktığımız zaman da kadroda da son olarak CJ Williams gözükmüyor. Zaten gönderildi. Herhalde evet. Bir yabancı transferi daha olacak gibi duruyor. Yani yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyoruz. Çok fazla bir şey de kalmadı aslında. Hani şu aşamada da nereden kim alınacak, ne kadar faydalı olacak, takıma ne kadar sürede adapte olacak. Yani zor bu aşamada gitmesi. Niye gönderdiler onu da bilmiyoruz tabii. Hocam yani ne peki bu kadar işi zorlaştıran ne yani? Geçen sezonki başarının ardından daha fazla beklentiler arttı. Sebebi o mu yoksa yani kenardan böyle herhalde kolay yönetilmiyor mu takım? Yani yine Orbay Başkan'ın söylediğine geliyor herhalde. Yönetimle herhalde yani staff'ın arasında bir sıkıntı mı var, sorun mu var, ya ne var? Kolay bir iş değil. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil zaten. yani elindeki oyuncuları bir şekilde harmanlamaya çalışıyor. Geçen seneye göre ne fark var? Geçen sene TBL'ydi, bu sene BSL. Arada bayağı bir fark var aslında yani. Diğer takımların yatırımlarıyla bizim takımın yatırımları arasında uçurum kadar fark var. Hani finansal açıdan da. O yüzden de işimiz tabii ki zor. Aslında bu zorluklar içinde yine de güzel işler yaptılar. Güzel galibiyetler, beklenmedik galibiyetler aldık. Ama beklenen galibiyetleri alamadığımız zamanlar da oldu. Onun için yani şurada kalan 7 maçtan en az 1, 2, belki 3 almamız lazım ki hani rahat nefes alalım. Çünkü aşağıdakilerde de bayağı bir gelişme var. Yani hocam Afyon'a, biz hangi maçı kazanacağız Allah işte, aşkına? Afyon'a kesin düşecek gözüyle bakıyorduk. Şu an şüpheliyim ben yani Afyon yavaş yavaş toparlanıyor çünkü. Afyon toparlanıyor. Merkez yani Efendi maçımız var. Petkim maçı zaten bizim kaderimizi belirleyecek bir maç olacak bu gidişle. Yani Petkim maçını alan ligde kalacak gibi duruyor aslında. Ya bilmiyorum hocam ya bizim işimiz çok daha zor gibi duruyor. Yani ben geçen sezonki o takım tabii ki hani sen de az önce söyledin BSL ile TBL farklı ama ona göre de yatırım yapıldı. Ona göre de bütçe oluşturuldu. Yani bilmiyorum bu yabancı transferlerin kadroya dahil edilmesinde acaba bu transferleri kim yapıyor? Yani menajerler hani Orbay Başkan demişti liglerde şampiyonları zirveyi oynayanlar hep menajerler belirliyor diye. Acaba semt 77 Yalova Spor'da mı menajerlerle çalışıyor da birilerinin cepleri dolduruluyor i̇şte da kalitesiz adamlar alınıyor. Zaten menajerlerle geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Ama menajerlerle çalışsalardı bu halde olmazdık herhalde değil mi? Orbay Başkanı da değil, tepede olurduk o ya zaman. Ya hocam yani. Sadece Aralık-Ocak dönemindeki devre arası transfer döneminde semt 77 Yalova Spor'un transfere harcadığı para 1 milyon TL yaklaşık olarak. Yani aldığımız bilgiye göre bilmiyorum yani kulüpten hani resmi açıklama bununla ilgili oldum olmadım ama bizim kulübe yakın kaynaklarda ne dediğimiz bilgi bu. Yani Orbay Başkan aile şirketiyle birlikte
veriyor ama karşılığında yani bu sonucun olması düşündürüyor hocam kara kara. Yani tabii ki böyle sonuçlar alınmasını istemiyoruz ama bunlar da olacak şeyler burası. Yani BSL ilk defa oynuyoruz. Şehir olarak daha ilk defa böyle bir organizasyonun içindeyiz. Şey gibi olacak ama aslında deneme yanılmayla ilerliyoruz. Bu da her geçen sene tecrübemizi arttıracak. Yani bu sene ligde kaldıktan sonra önümüzdeki sene bu kadar oyuncu geliş gidişi olacağını zannetmiyorum. Ona göre bir program yapılacak, ona göre ilerleme kaydedilecek. Yani bu tabii BSL takımının yanında şu an altyapıda da ciddi bir organizasyonla uğraşıyorlar aslında. Hakan Hoca biliyorsun altyapı koordinatörlüğünü de devam ettiriyor. Ciddi bir organizasyonla uğraşıyorlar. Önümüzdeki bence 5 sene içinde muazzam bir altyapı olacak ve takımı da destekleyecek oyuncular çıkacaktır. Böylelikle hem transfer hem bütçe daha da eli rahatlayacaktır takımın. Mühim olan bu sene ligde kalmak, başka bir şey değil yani. Şu Ali Apetkin maçını almamız bize büyük bir nefes aldıracak orada. Hocam yani bu son 7 maçta Galatasaray Nef maçı da dahil yani bize herhalde 3 tane galibiyet falan ihtiyacımız var. Yani durum ya ben o kadar düşünmüyorum. Aşağıdakilerin de çünkü birbirleriyle... Ya hocam kazanabileceğimiz maçları veriyoruz. Ama olsun. Aşağıdakilerin de birbirleriyle maçları var. O maçlarla da onların sonucuna göre bizim de yerimiz sağlamlaşacak diye düşünüyorum. Yani burada kazanmamız gereken diye düşündüğümüz alttaki rakiplerimizden Ali Apetkin maçını kaybetmezsek bir korkulu bir rüya göreceğimizi zannetmiyorum. İnşallah ki o maçta deplasmanda oynanacak. Yani... Bayağı bir düşündürücü akıllarda soru işareti kalıyor. İnşallah takım ligde kalır. Tekrardan önümüzdeki sezon Süper Lig'i görürüz. Hatta Süper Lig'de kaldığımız takdirde yanılmıyorsam bir Avrupa organizasyonuna davet üzerine katılmamız durumu söz konusu hocam. Challenge Cup. Yani o konuda yani davet olursa tabii ki yani katılabilir. Yani ilk 12'de yer alırsak muhtemelen Challenge Cup'tan bir davet gelebilir. Ya bu şimdi ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Katılması gereken takımlar katılmak istemiyor, çekiliyor. Böylelikle alttan takımlara teklif gidiyor. Her an her şey olabilir yani. Evet. Hocam Semt 77 Yalovaspor'u kapatalım istiyorsan İNG Basketbol Süper Ligi'ni. Hadi programı da bitirelim o zaman yeter. Kadınlar Basketbol Ligi'ne gelelim hocam. HDA Sigorta Yalova VIP. Ki zaten Furkan Hoca yönetiminde gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdi. Geçen sezon Mert Köprücü'den sonra bu sezonda Furkan Hoca'nın gelmesi herhalde kadınlar basketbolunda Yalova'nın ne kadar üst seviyeleri düşlediğini gösteriyor. Bunun bir kanıtı olarak gözükebilir mi? Tabii ki gözükür. Furkan Hocam'la beraber takım bayağı bir ivme kazandı. Ama şanssızlıkları da var. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamadılar. Yani hala tam takım 12 kişi antrenman yapamıyorlar. Playoff'a zaten tam takım giremeyecekler, bu kesin. İnşallah şu anki sakatlıklar da giderilirse 11 kişi en azından playoff'ta yer alacaklar. İnşallah istedikleri sonuçları da alırlar orada. Ki hocam Aslı Sevinç ile Ecem Erkin de sakatlıkları devam ediyor. Cem'in de zaten ciddi bir sakatlığı vardı ama Aslı Sevinç antrenmanlara başlamış bu hafta. İtibariyle antrenmanlara başlamış. Dün konuştuk Furkan Hoca ile. Antrenmanlara başlamış. İnşallah en kısa sürede toparlar. Playoff'larda ihtiyacımız var çünkü. Hocam zirvede de bir çalkantı oldu. Emlak Konut sahasında Botaş Gelişim'e kaybetti. İlk yenilgisini aldı. Hocam şöyle bir şey var kafamda. Yani şimdi Botaş'ın Süper Lig'de bir takımı var. Botaş Gelişim'in de Süper Lig'e çıkma ihtimali yok. Yok. O zaman bizden 10. takım mı playoff'a gidecek? Öyle nasıl olacak yok, o? Yok. Playoff'a yine katılıyorlar ama çıkma olasılığında bir alt takım çıkıyor. Yani o zaman bizim eşleşme durumumuzda yani, ancak finale gitmemiz lazım ki tabii Süper Lig'e çıkalım. Finalde yani Botaş'la finalde birisi eşleşip de Botaş kazanırsa Botaş'ı almayacaklar lige. Final oynayan finalisti diğer takımı alacaklar. Diğer takımı alacaklar Botaş'ın kazanması halinde tabii finalde de. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Tabii aynı şekilde. Peki hocam playoff'larla ilgili ne düşünüyorsun? Dur bir playoff'lara gidelim de ondan hocam garantiledik zaten artık. Yani garantiledik de şu an eşleşme hala belli değil yani her an her şey olabilir orada. Biz geçen sezonki gibi olacak gibi duruyor hocam yani 6. sırada bitireceğiz gibi duruyor. Çünkü Rize ile Gürespor'u geçemeyeceğiz gibi. Yani Güre şu an 1 puan birisiyle 2 puan birisiyle farkımız var ama kalan maçlara baktığımızda onların da maçları rahat şu anda bizim de maçlarımız rahat. Onun için muhtemelen 6. bitireceğiz dediğin gibi. 7. olma ihtimalimiz zaten yok. Bu saatten sonra o kadar da şey yapmayız. 6. bitireceğiz. Muhtemelen yukarıdan ya kiminle eşleşiriz? İşte orası da hiç belli değil. Orası cadı kazanı aslında. Ya şimdi yani. Emlak Konut garantiledi diye bakıyoruz. Onlar da zaten
Bu hafta sonu biliyorsun hocam BOTAŞ ve Emlak Konut karşılaşmaları var arkası arkasıya. Hafta içerisinde BOTAŞ, hafta sonunda da Emlak Konut deplasmanına çıkacağız. Hani bu iki takım belki yeri garanti olduğu için bizim açımızdan biraz daha rahat geçebilir mi maç? Ya, çünkü Emlak Konut garantiledi. BOTAŞ'ın da zaten muhtemelen ikincilik garanti. Ya ikincilik garanti diyorsun ama Mersin Büyükşehir ile BOTAŞ'ın arasında da bir puan fark var şu an. Hocam ben Mersin BOTAŞ'ı geçemez diye düşünüyorum ya. Belli olmaz top. Sen hangi takımı istersin playoff'ta hocam? Neler dönüyor. Vallahi hiç fark etmez. Nasıl olsa yeneceğiz, geçeceğiz playoff'ta. Rize Belediyesi bize ters geliyor. Biz Güre'ye ters geliyoruz. Çok enteresan bir lig. Yani muhtemelen zaten şu aşamada ikisinden birisi tabii burada BOTAŞ'ta Mersin Büyükşehir'in şeyi de önemli. Hangisi altta kalacak? Yani burada her takım olur bizim için ya. Bakıyorum şu anda da fark etmez, hepsiyle oynarız. Şimdi 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 bizim muhtemelen işte ya Rize, ya Güre olacak ama hangisi olacak onu da bilmiyoruz yani. Hocam Allah sonumuz hayır etsin, inşallah Süper Lig'e çıkarız. Ya Süper Lig olmasa da buraya kadar gelmek, yani playofflarda da aşama kaydetmek çok önemli olacak. Takımın en azından kendine güveni geliyor. Furkan Hoca'nın planları eğer tutarsa önümüzdeki sene de bu iskelet kadroyu koruyup tekrar takviyelerle daha da işi rahat olacaktır. İnşallah istediği gibi sonuçları alırlar. Yani Murat Başkan inanıyorum ki önümüzdeki sezonda Furkan Hoca ile anlaşır. Hatta ekip genişletilmesi açısından da kendilerine yardımcı olunur. Yani bu sene de dediğin gibi olmazsa belki önümüzdeki sezon bir Süper Lig macerası olabilir. Hocam hemen Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü de değerlendirelim, ondan sonra kapatalım. Evet, evet. İkinci yarıya çok iyi başlangıç yapmıştı. Fuzulevi sahasında mağlup etmişti 70-45'lik skor ile. Bu hafta sonunda da Bursa deplasmanında Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 64-56 mağlup etti. Ve tekrardan bir galibiyet serisi başladı YOSK'ta. Playoff potasının altında yavaş yavaş tekrardan umutlandı. Takviye yaptılar ama takıma. Evet. Takviye eski oyuncuları Hamza Sarı Yıldız ile Sami Ekin'i kadrosuna kattı. Bu arada bir tane oyuncumuz milli takıma davet edildi sanırım. Öyle bir şey. Ondan haberim yok hocam, araştırmadım. Birçok branşla ilgilendiğimiz için hocam tek tek takip ediyoruz. Bir tane de milli takım daveti gelmiş. Zaten kadınlarda Serra, antrenör olarak da zaten Murat Saltan'da. Milli takım. Erkeklerden birisi de milli takıma davet edilmiş. Serhat'tır herhalde muhtemelen, yani geçen sezon, daha evet, sezon başında Serhat olması Fenerbahçe'den lazım. Aldığımız. Yani inşallah onlar da toparlıyorlar yavaş yavaş. Bu galibiyet serisini biraz uzatırlarsa böyle rahat nefes alacaklar, playoff'a girerler. Zaten kesin Avrupa Kupası oynatır Alparslan Başkan, bir şekilde altından giriyor, üstünden çıkıyor. İkincilikte bile olsa Avrupa Kupası'na gidiyor yani. Hocam lafını böldüm, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bu sezon katılmayacak Avrupa Kupası'na. Ülkemizden de sadece herhalde KKTC katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı katılacak. Diğer takımlarımız yer almayacak pandemiden herhalde. Pandemiden dolayı herhalde. Önümüzdeki sezondan itibaren aynı şekilde devam edecek. Yalova Ortopedikler Spor Kulübü önümüzdeki sezon Avrupa macerasına devam edecek. Hayırlısı olsun. Bu sene ligde kalacağımız kesin zaten ortopediklerde. O kesin, de. Evet. Playoff'ta da inşallah istedikleri sonuçları alıp onlar da önümüzdeki sene için hazırlıkları şimdiden başlamış olurlar. Seninle program yapmadığımız esnada da Şifiköy şampiyon oldu hocam. Vallahi çok iyi oldu. Zaten bekliyorduk bu şampiyonluğu. Güzel de oldu. Tebrik ediyoruz yine Mihrican hocam ve ekibi. İnşallah önümüzdeki sezonda istedikleri sonuçları alırlar onlar da. Hocam kapatalım. Kapat hadi. Önümüzdeki kes. Hafta devam edelim. Kes hadi kes. Evet, Ajans Yalova takipçileri, bir spor ajansının daha sonuna geldik. Değerli yorumcumuz Alper Erin'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese mutlu günler. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla.